Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarım, Sayın Başsavcım, Kıymetli Rektörüm, Değerli Müdahaleyet Başkanım ve Vakıf Başkanım, Kıymetli Kurum Başkanları, Değerli Akademisyenlerimiz ve sevgili katılımcılar. Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Genel Merkezi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olarak birlikte düzenlediğimiz Birlik ve Beraberlik Seminer olarak Hocam ve Yesevi panelimize hoş geldiniz. Programımızın açılış bölümünde siz değerli misafirlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu vatan ve millet uğruna feda eden aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna hemen arkasından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Topluluğunun küçük bir dinletisi olacak. Birbirine bağlı olan
olarak seslendirecek üç ilahinin ortak özelliği, Ahmet Yesevi'nin hikmetli sözlerinden bestelenmiş eserler olması. İlk ilahi 40. hikmete bestelenmiş, 18 bin aleme server olan Muhammed. İkinci eser, Kazakistan'dan Hay Zikri ve son ilahimiz, Türk müziğinin en önemli üstadlarından Ahmet Hatipoğlu'nun bestelediği mahur makamında bir eser. Menge Seno Gereksen. Kıymetli alkışlarınızla topluluğumuzu sahneye davet ediyorum.
Teşekkür ederiz kıymetli arkadaşlarımızla. Panelimizin oturum başkanlığını yapmak üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevellit Başkanı Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız'ı davet ediyorum. Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip talep edenlere inci cevher saçtım demişte. Riyazeti sıkı çekip, çekip kanlar yutup, ikinci defter sözlerini açtım demişti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divan-ı hikmetine bu beyitlerle başladığı gibi, ben de sözlerimi yerine muvafık olsun diye divan-ı hikmetle başlamak istiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Danıştay, Başsavcım, Sayın Cumhurbaşkanı, Başdanışmanım, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli mensupları, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı olarak düzenlemiş olduğumuz birlik ve beraberlik sembolü Hoca Ahmet Yesevi panelimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu hafta ülkemizde yoksullara yardım ve dayanışma haftası olarak kutlanmakta. Güya Vakfı, benim de hocam, Gazi Üniversitesi'nde de hocalık yapmış, Doktor İbrahim Ateş hocamız aramızda. 1988 yılında bu vakfı kurdu ve bu yılda 24.sü olarak yoksullara dayanışma haftası kutlanıyor. Bu kapsamda kendileri bir dizi faaliyet planladı. Ve bu yıl itibariyle bu faaliyetleri Gazi Üniversitesi, çatısı altında bulunduğumuz Gazi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi dahil olmak üzere Türkiye'den 33 kuruluşumuz, sivil toplum kuruluşumuz destekliyor. Ben Sayın Hocam adına bütün bu kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle de Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Ustan Hocamız bize bu mekanı açtıkları için ve özellikle de bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız olan bugünlerde bu haftanın temasının birlik ve beraberlik seçilmesi çok anlamlı olmuştur. Biz de bizim tarihimizde kurucu atamız, manevi babamız ve bizim birliğimizin, beraberliğimizin sembolü Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni bu yıl UNESCO Hoca Ahmet Yesevi Yılı faaliyetleri kapsamında bu mekanda anmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Aramızda çok değerli iki konuşmacımız var. Bunlardan bir tanesi Doktor Hayat Ülke hocamız.
Radyo Televizyon Kurulu üyesi, uzmanı. Ülkemizde divan hikmeti baştan sona kadar sadeleştiren bir büyüğümüz. İlk sözü ona vereceğim. Süremiz 20 dakika. Sayın Hocam buyurun. Değerli konuklar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben sizlere Yesevi dostları olarak hitap etmek istiyorum. Yesevi Hazretleri'nin Türk dünyasındaki birlik ve beraberlik sembolü oluşu üzerine konuşurken, toplantıyı düzenleyen Yoksullara Yardım Vakfı'nın da yaptığı faaliyetleri eskiden beri biliyorum. Ondan dolayı Ahmet Yesevi Hazretleri'nin garipler, yetimler, fakirler hakkında yazdığı hikmetlerden, beyitlerden örnekler getirmiştim. Ama malum coğrafyamızda, yani bizim gönül coğrafyamızda son 10 yıldır çok ciddi olaylar oluyor. Dün gece Halep'te sıkışmış olan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın ve Allah kullarının uğradığı sıkıntıları düşününce zaten gönlüme gelen bir hikmet oldu. Şöyle diyordu hikmet: Müslüman Müslümanı eyledi katil, haksızı tutup haklı işleri kıldı batıl, mürit birine kılmadı yüz ve hatır, nasıl kötü zamane oldu dostlar. Bu hikmetin Müslüman Müslümana katil olduğu olayını, olgusunu bu kadar acı bir şekilde yaşadığımız günlerde gariplere, fakirlere, elbette ki gönlü kırıklara merhem olmaya çalışmak elbette ki güzel şeyler. Ama burada sizlerin huzurunda iyilik yapalım, yoksula bakalım, gariplerin, fakirlerin hakkını gözetelimin ötesinde Ahmet Yesevi Hazretleri bugüne nasıl sesleniyordu diye düşündüğümüzde hikmetin tamamını size arz etmek gönlüme geldi. Şöyle diyor 89. hikmet yaptığımız çalışmada: Evliyaların dediği vade gelmiş oldu. Kıyametin günü yakın oldu dostlar. Akıllı kullar neler olduğunu bilmiş oldu. Halk ve yurttan sevgi ve şefkat gitti dostlar. Ulu küçük yaranlardan edep gitti. Kız ve zayıf gençlerden haya gitti. Haya imandadır deyip Resul söyledi. Hayasız kavim acayipler oldu dostlar. Müslüman Müslümanı eyledi katil. Haksızı tutup haklı işleri kıldı batıl. Mürit birine kılmadı yüz ve hatır, nasıl kötü zamanlar oldu dostlar. Ve şu şey bugüne, Ahmet Yesevi bugüne ne söylüyor diye düşündüğümüzde 850 yıl önce dünyadan göçmüş olan bir insanı düşünün ve şu söylediği şeyi bugünkü dünyada, bugünkü Birleşmiş Milletler düzeninde, bugünkü Dünya İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta yaşananlar ışığında bir yorumlayın lütfen vicdanlarınızda. Bunu ben bir vicdani sorumluluk olarak size arz ediyorum. Dünya ehli halkımızda cömertlik yok, sultanlarda, vezirlerde adalet yok, dervişlerin duasında icabet, kabul yok, türlü bela halk üstüne yağdı dostlar. Ahir zaman bilginleri zalim oldu. Hoş geldiniz deyiciler alim oldu. Hakkı söyleyen sufilere düşman oldu. Nasıl kötü zamaneler oldu dostlar. Kıyamet günü yaklaştı, kaldığı yok. Kul Hoca Ahmet'in sözünün yalanı yok.
Dönüp kendine bir nasihat eylediği yok, nasihatı halka söyleyip gitti dostlar. Şimdi bu tür toplantılarda Ahmet Yesevi'nin kronolojik hayatı, biyografisi, ailesi, yaşadığı ortam, bu konularda gerçekten çok şeyler söylendi. Özellikle bu yıl kendisine burada huzurunuza da teşekkür ediyorum. Musa Yıldız Hoca, benim izlediğim kadarıyla yurdun dört bir köşesinde Ahmet Yesevi'yi ne kadar daha fazla insana ulaştırabiliriz diye büyük bir gayretin içinde ve hemen hemen ülkenin dört bir bucağında bu çalışmaları sergiledi. Ama biz bugün vefatından 850 yıl sonra Ahmet Yesevi'yi anıyorsak ve Ahmet Yesevi'nin bizim gönül coğrafyamızdaki birleştirici, bütünleştirici misyonunu bugüne taşımak istiyorsak, değerli tasavvuf alimlerimizden Mahmut Erol Kılıç hocamızın vurguladığı ve uyardığı gibi, arkeoloji gibi, yani Ahmet Yesevi şu hikmetinde şunu söyledi, şurada şu vardı, mesela birlik ve beraberlik dediğiniz zaman, ben burada 272 hikmet var en son baskısında. Siz Ahmet Yesevi'nin tasavvuftaki vahdeti vücutla ilgili söylediği sözleri getirebilirim. Tevhidin makamlarıyla ilgili sözleri getirebilirim. Ama asıl Ahmet Yesevi'den almamız gereken işte az önceki hikmetlerinde kıtalarda gördüğümüz derslerdir, manevi görevlerdir ve buradan alacağımız ibretlerdir. İşte bu hikmetler üzerine tefekkür ettiğimiz zaman görüyoruz ki Ahmet Yesevi bugünün dünyasında da insanlara nasihat eden, öğütler veren bir tasavvuf büyüğüdür, bir mürşid-i kamildir. Az önceki hikmette bizim değerli sanatçılarımız çok iyi söylediler. Hay zikrine aitim dostlar. Ahmet Yesevi haydır, ruhaniyeti haydır, himmeti haydır, tasarrufatı haydır. Eğer biz bunun farkında olursak bütün coğrafyamızda, yani Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinden, Balkanlardaki, Bosna'daki, Bladay'daki tekneye gidip orada her Mayıs ayında Ayvaz Dede isimli Alperen adına törenler yapan boşnaklara kadar bütün coğrafyamızda Ahmet Yesevi'den alabileceğimiz şeyleri daha iyi özümseyebiliriz. İşte o zaman biz Ahmet Yesevi'nin yolunda bir adım attık diyebiliriz. Aksi halde biyografik bilgileri, ansiklopedik bilgileri toplarız, söyleriz ama bundan bizde geriye ne kalır? Yoksa gariplikle ilgili şeyler o kadar hikmetlerde var. Ben şurada çıkarttım, 10 sayfa metin çıkarttım. Gariplik, gurbet ve bu duyguları anlattığı hikmetler. Mesela bir tane örnek vereyim. Daha birinci hikmet. Ümmet olsan gariplere tabip oldun. Ayet hadis her kim açsa sahip oldun. Ayet hadisi her kim söylese dinleyen ol. Rızkı ruzi her ne verse galip oldun. Yani rızkına ve nimetlere kanaatli ol. Kâmi olup şef şarabını içtim ben. Tamamen garipler ve yetimler ve fukaralar halini işlediği bir hikmeti var, 101. hikmet. Orada kendisiyle garipler arasında direkt ilişki kuruyor. Gariplikte garip olan garipler, garipler halini bilen garipler, sebep ile uzak yere giderek karındaş kalbini bilen garipler, susadığında suya muhtaç olan, diriliğinde zari olup ölgen garipler, kişi bilmez garipler hali nedir? Meğer bilgiye garip olgan garipler. Bunlar kısaca bir açıklama yapmam lazım. Kişi bilmez garipler halin nedir? Meğer bilgiye garip olan garipler. Yani garibin halini ancak garip anlar. Zulmün, mazlumun halini ancak mazlum olan anlar. Ama bugünün dünyasında empati diye bir şey var. Biz bugün zulüm altında olan insanlarımızın Allah kullarının derdiyle dertlenmezsek emin olun bu dünyadaki imtihanımızı kaybetmiş oluruz. Gariplik katı iştir ey azizim. Kim ol bir kader olan miskin garipler. Gel şimdi Ahmet'a özüne bak ki
Garipsen sen, garip, miskin garipler. Şimdi Ahmet Yesevi Hazretleri gurbet kelimesini, gariplik kelimesini hem bizim Bezmi Eves'ten dünyaya geliş maceramızdaki olayı da gurbet olarak anlatır. Aynı metaforu 17 Aralık'ta irtihalinin yıldönümü olacak Mevlana Hazretleri de söyler. Daha mesleğinin başında işte kamışlıktan koptum ve yeryüzünde bir neye dönüştüm metaforuyla. Şimdi Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmeti'nde bütün mazmunların, bütün mesajların ayet ve hadislere binalı olarak kurulduğunu görüyoruz. Burada İlahiyat hocamız elbette ki bu konuları benden çok daha iyi bilmekte. Ama bakın şu hikmetteki dörtlükle ben sözlerini kısaca tamamlamak istiyorum. Çünkü çok önemli bir hadise işaret var. Gurbet içre geçerilmiş garip hali, hiç kalmadı gönlü içre kiyil gali, her bir günde alar ölmüş 100.000 yolu, namaz ışan garip hali sorgan var mı? Bakın şöyle bir rivayet hatırlıyorum ben hadis külliyatından müktesebatımca bildiğim kadarıyla. Resulullah Efendimiz akşam namazında namaz eda ettikten sonra cemaate dönüp sorarmış. Yani garip var mı? Evine götürecek bir insan var mı? Garip bir insan varsa cemaatin içinde, Mescid-i Nebevi'de. Ve onu sorarmış. İşte Ahmet Yesevi namaz-ı şam, yani akşam namazında garip hali sorgan var mı diye bize o göndermeyi yapıyor. İşte biz Ahmet Yesevi'nin hikmetlerindeki ölümsüzlük sırrını, Ahmet Yesevi'nin hay oluş sırrını arıyorsak, sözlerini ilahi menbaadan kaynaklanan ayet ve hadislerden çıkartmasıyla bu niteliğe kavuştuğunu bilmeliyiz. Dolayısıyla biz Ahmet Yesevi'nin mesajını bugünün insanına taşırken hep bunu vurgulamalıyız. Ana kaynak ilahi kaynaktır. Ayet ve hadistir, Kur'an'dır, sünnetullah'tır ve sünnet-i Resulullah'tır. Bu perspektifi kaybetmezsek biz Ahmet Yesevi'yi bugünün Yesevi dervişleriyiz diye anladığımızı söyleyebiliriz. Ne kadar olabiliyorsak. Kimi bir adımlık bir yol gider, kimisi 100.000 adımlık bir yol gider. Kimisi bir nefeste menzilleri kat eder, her namaz onun için bir miraç olur. Kimisi de bu yolda der ki, ya Rabbi niyetim hürmetine Riyad-ı Salih'deki ilk hadisi esas alarak ameller niyete görecidir. Ya Rabbi sen benim niyetimi biliyorsun der. İşte bu niyetle ben de Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden yaklaşık 20 yıldan fazladır üzerinde tefekkür ettiğim, düşündüğüm, çalıştığım, hasbelkader Allah'ın bir lütfu olarak çalıştığım hikmet dizelerinden içime doğan şeyleri burada sizlerle paylaşmak istedim. Sabrınız için teşekkür ederim. Doktor Hayati Bilir hocamıza bu özgür konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de ikinci konuşmacımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zülfikar Güngör hocamıza söz veriyoruz. Buyurun sayın hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak yolundaki birlik ve beraberliğinizi daim kılsın. Hocam Ahmet Yesevi ve benzeri mürşitleri iyi anlayarak Allah'ın rızasını kazanma yolculuğumuzu mübarek eylesin inşallah. Birlik ve beraberliğin sembolü Hoca Ahmet Yesevi sembolü. Başlık hakikaten belki sadece bugün için değil, İslam ümmetinin her zamanı için önemli olan bir başlık ama bazı zamanlarda duyarlılıklarımız daha farklılaşıyor. Ona göre algımız değişiyor. Belki bugün hem içinde yaşadığımız memleketimizde hem de gönül coğrafyamızda, İslam dünyasında meydana gelen olaylar aslında bir tevhid inancının mümessizleri olan Müslümanların tevhide ne kadar muhtaç olduğunu
bir dahi göstermiş oluyor. Bu bakımdan bu toplantının bizi bu noktada yeniden bir muhasebeye ve bu muhasebe sonucunda da gönüllerimizden başlayıp coğrafyamıza, içinde yaşadığımız ülkemize eğilen birlik ve beraberliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her şey onun elinde. Güç ve kuvvet sahibi o. La havle ve la kuvveti illa billah diyoruz. O dilerse kalpleri birleştirir. Dün düşman olanlar gerçek dostlar haline gelir. İslam'a çok ciddi zararlar vermiş insanlar İslam'ın en önemli savunucuları haline gelir. Önemli olan bu noktada gönül dilini kullanabilmek ve gönül diliyle insanlara seslenebilmek. Allah bu noktada da hepimize güç kuvvet versin diyorum. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi 12. yüzyılda yaşamış. 11. yüzyıl ve 12. yüzyıl. İslam coğrafyasının önemli gelişme noktalarından Atayurdumuzda Türk diyarının merkezinde yakmış olduğu meşale hem Anadolu'ya hem Balkanlara hem de dünyanın değişik yerlerine yayılmış. Bu aynı kaynaktan beslenmenin aynı hedefe kilitlenmenin bir bereketinden başka bir şey değildir. Hoca Ahmet Yesevi'nin adına nispet edilen Yesevilik tarikatı veya Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne nispet edilen Kadirilik tarikatı veya Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne nispet edilen Nakşibendi tarikatı veya Mevlana Celaleddin Rumi'ye nispet edilen Mevlevilik tarikatı veya bunları sayabilirsiniz Hacı Bektaş Veli'ye nispet edilen Bektaşilik tarikatı hepsi aynı kaynaktan beslenen ve o kaynağın imkanlarını, mesajını gönül diliyle insanlara ileten yollardır. Yani isimleri farklı olsa da bu yolların kaynağı aynıdır, mesajları aynıdır, bir fark yoktur. Hocam Ahmet Yesevi ile ilgili çalışmaları olan Hayat Hocam da biraz önce söyledi. Hocam Ahmet Yesevi ile gördüğümüz bir mesajı hem ondan önce yaşamış ve hem ondan sonra yaşamış ilmi amil olan alimlerimizin ve tasavvuf büyüklerimizin hepsinde görürüz. Hayata bakışlar aynıdır. Hayat okuyuşlar aynıdır. Olaylar okuyuşlar aynıdır. O olaylar karşısında geliştirilecek davranışlarla ilgili mesajlar aynıdır. Çünkü bunların birlik ve beraberlik anlayışının temelinde tevhid inancı gelir. Cenab-ı Hakk'ın birliği esası gelir. Kainatta ne varsa hepsi onun eseridir. Kesret ve vahdeti, yani kainattaki çokluk içerisindeki birliği bu sebeple görebilmişlerdir ve gösterebilmişlerdir. Bizim kesreti okuyuşumuz, yani çokluğu okuyuşumuz bir tefrika gözüyle olurken maneviyat gözüyle olaylara bakan mürşitlerin farklılıkları okuyuşu, kesreti okuyuşu tevhid bakışıyla olmuştur. Onun için kesrette vahdeti bulmuşlar. Halk içinde hak ile beraber olabilmişler ve insanlara hakkın yolunu göstermişlerdir. Yani Hoca Ahmet Yesevi bana tabi olun dememiştir. Tapduk Emre bana tabi olun dememiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri bana tabi olun dememiştir. Hacı Bektaş Veli bana tabi olun dememiştir.
Kur'an'a ve sünnete tabi olun. Bu yol bizi beraberleyen, bu yol bizi dünya ve ahireti saadetine götürür demişlerdir. Hoca Ahmet Yesevi'deki mesajlara baktığımızda Anadolu'da Yunus'un aynı mesajları Anadolu Türkçesiyle söylediğini görüyoruz. Mesela çok meşhur bir şey ve tevhid anlayışımızın temeli Allah sevgisine dayalıdır. Diyor ki Hoca Ahmet Yesevi, aşkın kıldı şeyda meni, cümle alem bildi meni, kaybım sensen tünü günü, mengesen ok gereksen. Uçma giren cevlan kılam, ne hurlarda nazar kılam, anım onu ben ne kılam, mengesen ok gereksen. Yani Yunus'un diliyle tercümesi, aşkın aldı benden beni, bana seni gerekseni, ben yanarım dünü günü, bana seni gerekseni. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle, birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerekseni. Tevhid anlayışımızın temelinde sadece ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak vardır. Yapılan bütün işler o rızayı kazanmaya yöneliktir ve bu noktada da yaptığımız işlerin Hakk'ın rızasına uygunluğunun ölçüsü, dini mübini İslam'ın mübelliği olan, Hatem-ül Enbiya olan Hazreti Peygamber'in güzel örnekliğidir. Yani usve-i hasene olmasıdır. Onun için Hocam Mehdi Yesevi'nin hikmetlerinde kardeşlerimizle okudular. Aslında tevhidi çok güzel simgeleyen bir görüntü de vardı. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, belki Türkiye'den, Balkanlar'dan heyette kimler varsa farklı renkler vardı. Ama biz o renklerin hepsini o farklı siyasi veya coğrafi kesimlerden gelen kardeşlerimizin hepsini tek bir renk, tek bir ses olarak gördük. Kalbimiz aynı attı, aynı sözleri anladık, dinledik. Çünkü gönül diliyle söylenen mesajları gönül diliyle dinlemeye çalıştık ve anlamaya çalıştık. İşte bu noktada Hocam Mehdi Yesevi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin okuduğu şeyde 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba önder olan Muhammed derken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid inancındaki önemini vurgulamış oluyor. Onun örnekliğine uymayan bir uygulama, onun yolundan geçmeyen bir yol bizi birlik ve beraberliğe götürmez, tevhide ulaştırmaz. Bakın, Kemal Eraslan hocamızın Yesevilikle ilgili, Yesevi'nin esaslarıyla ilgili tespit ettiği bazı maddeler var. Alın bu maddeleri. Biraz önce isimlerini saydığım diğer tarikatların esasları diye de rahatlıkla söyleyebiliriz. Başka türlü olamaz. Olması mümkün değil. Diyor ki, tevhid esasını, tevhide esas olan tasavvuf anlayışı. Hangi tarikat ki tevhide esas almaz? Tevhide esas almayan bir tarikat, bir yol, hak yol olabilir mi? Olamaz. Tevhidin temeli de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Kainatta yaşadığımız bugün belki kendi gönül dünyamızda yaralarımızı artıran olaylar aslında dünyanın küçük bir köy haline gelmesi sebebiyle bizi daha fazla etkiliyor ama
Hazreti Adem'den beri aslında insanlık tarihinde benzer olaylar var. Şöyle bir söz söyleniyor. Hazreti Adem'e haber vermişler, oğlun Habil öldürdü diye, kıyamet alameti demiş. Çünkü toplumların kıyameti var, fertlerin kıyameti var. Hazreti Peygamber, ahir zaman peygamberi, kıyamet peygamberi 1400 küsur sene geçmiş. Biz kıyamete bakmayacağız, kıyamet beklentisi içerisinde değiliz. Her an bizim kıyametimiz olan ölümle buluşmamız söz konusu. Çünkü doğar doğmaz biz o yola girdik. O zaman bütün mesajımızı, bütün hayatımızı sanki her an ölüyormuşçasına vermeye ve yaşamaya çalışacağız. Ve hedefimiz tek. Tevhid ehli olmanın en güzel göstergesi budur. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yaşadığımız toprakların huzur içerisinde olmasını düşünüyoruz. Ekonomimizin gelişmesini arzu ederiz. Makam mevki sahibi olmayı düşünebiliriz. Eğer bütün bu düşüncelerimizi tek bir noktada buluşturamazsak, inanın bu düşüncelerimizin her birisi elde edilmek yolunda ve uğrunda yeni ayrılıklara sebep olacaktır. Halbuki hepimizin hedefi Allah'ın rızasını kazanmak, tevhid olursa ilahi ente maksudi ve rızake matlubi. Ey Rabbim, ben hedefim sensin, seni arzu ediyorum ve senin rızanın talibiyim noktasında dünya hayatına bakabiliyorsak, o zaman hocam et yesevi bizim için birleştirici olur. Mevlana bizim için birleştirici olur. Yunus bizim için birleştirici olur. Ama eğer öyle bakamıyorsa, hayırlı yarışma, takva üzere yarışma, dayanışma, teavim alel birr ve takva ve la teavim alel ismi ve gudvan noktasında değilsek, o zaman işte tarikatlar, gruplar, cemaatler, ekonomik birliktelikler, siyasi birliktelikler vesaire hepsi çıkar hesabına dönüşür. Dünyanın bir kesimi yaşanabilir şartlara ulaşırken bir başka kesimi de yaşanamaz, cehennemi şartları taşır hale gelebilir. Niye? Çünkü merkezde insanların veya toplumların kendi menfaatleri var. Halbuki hocam fethesi ve benzerlerinin vermiş olduğu mesaj, merkeze hem bireysel manada kendi menfaatlerimizi değil, hem de toplumsal manada sadece içinde yaşadığımız toplumun menfaatlerini değil, bütün insanlığın Allah'ın kulu olduğunu bilinciyle bütün insanlığın menfaatini hedefe alan ve sadece ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmayı hedefleyen, eğer fertlerden oluşan bir toplum olabilirsek, Rabbim dünyada da tevhidin o rahmet rüzgarlarının esmesine bizleri vesile kılacaktır. Buna çok muhtacız. Bu duaları yapıyoruz, bu niyazı yapıyoruz. Bugün bir yerde daha bir konuşma yaptım, orada da söyledim. İşte Türkiye'de ya Suriye gibi olursa falan gibi söylemler oldu. Dedim ki, Rabbim insanları ağzından çıkanlarla imtihan ediyor. Biz Türkiye Suriye gibi olup demiyoruz. Olmayacak inşallah diyoruz. Bu coğrafya Suriye gibi, Irak gibi, Somali gibi coğrafyaların gelip sığınabileceği bir huzurlu liman. Bu limanı da yok etmek isteyenler var. Ama Rabbimin izniyle bu liman var olmaya devam edecek. Yeter ki biz tevhidi doğru anlayan ve bu anlayışını hayatına doğru yansıtan insanlar olabilir.
Bugün yine bir şey daha size paylaşacağım. Bir arkadaşımız dedi ki, niye Suriyeliler Arap kardeşlerine gidip sığınmıyor da bize geliyor? Dedim ki, ne mutlu bize ki bizi sığınacak, ensar olabilecek kabiliyette görmüşler. Bu bize Allah'ın bir lütfu. Yük değildir bize sığınan insanlar, lütfu ilahidir. Biz böyle algılamaya mecburuz. Bugün biz onlarla imtihan oluyoruz, onlar bizle imtihan oluyor. İmtihan sadece yoklukla olmaz. Varlıkla da imtihan olur. Onun için Yunus gibi bakabilmek de önemli olur. Ne varlığa sevinmek, ne yokluğa yerinmek, aşkı ile Allah'ın alınmak gerekir. Onun dışında bir şey yok. Hoca Ahmet Yesevi de budur. Mevlana da budur. Tapduk Emre de budur. Hacı Bektaş Veli de budur. Hacı Bayram Veli de budur. Bunların hepsinin silsilesindeki ilk isim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bakın tarikat silsilesi, hadis silsilesi gibi Hazreti Peygamber'e dayanır. İlk silsile odur. O olmadan tarikat bizi hak ulaştırmaz. Onun için de Müslüman olmadan ehli tarik olunmaz. Mevleviliği sever bir batılı ama Mevlevi olması için ne olması lazım? Önce Müslüman olması. Hoca Ahmet Yesevi'yi sevebilir bir insan ama Yesevi olabilmesi için önce Müslüman olması lazım. Sevdiğinin sevdiğini sevmeden o yola girilmez. Hoca Ahmet Yesevi Allah'ı sever, Resulünü sever, sahabe-i kiramı sever, hiçbirinde bir ayrım yapmaz. Tevhid budur. Allah tevhidi gönlümüzde ve memleketimizde ve bütün dünyada hakim kılmaya bizleri vesile kılsın. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Zülfikar Ünlü Hocama bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli Yesevi dostları, bir kişinin annesi vefat ediyor, babası vefat ediyor. Bir yıl, üç yıl, beş yıl Mevlid-i Şerif merasimleri, kelime-i tevhidler fakat unutuluyor. Ama aradan 850 yıl geçiyor. 850 yıl sonra UNESCO tarafından 195 ülke anma kararı veriyor. Onun doğup büyüdüğü, hizmet ettiği topraklardan 5000 kilometre ötede Türkiye'de değişik yerlerde anılıyor. Bu nasıl bir iş, bu nasıl bir dava? Çünkü Yesevi Hazretleri bir dava adamı, bir dava eri. O Divan Hikmet'e diyor ki, dertsiz insan, insan değil, bunu anla. Aşksız insan, hayvan cinsi, bunu dinle. Yesevi Hazretleri'nin bir derdi vardı. Onun derdi, o Ulu Türkistan'ın kalbinde, o Yesi'de Anadolu'daki yakılacak ışığı, Anadolu'daki Türklüğün Müslümanlığı devam ettirecek talebeleri yetiştirmekti. Balkanlardaki talebeleri yetiştirmekti. Sarı Saltukları, Demirci Babaları gibi babaları yetiştirmekti. Ve Yesevi Hazretleri başarılı oldu. Ve onun çağlar ötesine gelen başarısı, birçok alanda bunu sayabiliriz ama belki iki maddeyle özetleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi zamanı iyi kullanmaktı. Aramızda değerli gençlerimiz var, öğrencilerimiz var. Bize manevi atamız Yesevi Hazretleri diyor ki, kıymetli torunlarım, ben zamanı iyi kullandım ve 850 yıl geçti, her yerde anlıyorum. Siz de zamanı iyi kullanın. Ben zamanımı üçe böldüm. Üçte birlik kısmında bu bedeni, bu nimetleri bana veren Allah'a ibadetle geçirdim. Diğer üçte birlik kısmında Hacı Bektaş Şirin'in ifadesiyle 99 bin öğrencimi yetiştirmek için, onları ilmek ilmek işlemek için çalıştım. Son üçte birlik kısmında ne yaptım? Son üçte birlik kısmında ben bir hocaydım. Birilerinde bir şey bekleyebilirdim ama beklemedim. Ben kaşık ve kepçeyi unuttum. O kaşık ve kepçeyle birlikte çoluğumun çocuğumun geçimini sağladım. Allah da bana öyle bir destekçi verdi ki insanların aklı hafsalası almaz. Hem de bir latife olmuş olsun. Halden anlayan bir öküz verdi. Ben o öğrencilerimi yetiştirirken o benim adıma satış yaptı. Biz sokaklarında kaşık kepçeyi satarken iyi niyetli insanlar bu gelen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin öküzü. Biz de ona destek olalım. O bizim çocuklarımızı geleceğimizi inşa ediyor dedi. Kaşığı aldı, parayı verdi.
Ama günümüzdeki gibi böyle başkalarının sırtından geçirmek isteyen insanlar var ya, her dönemde var. Onlar dediler ki, bu ne anlar öküz halde mi? Ne anlar? Kaşığı aldı, parayı vermedi. Ne zamanki parayı verdi, biz sokaklarında Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin öküzü onu takip etti, parayı aldı. Yesevi Hazretleri'nin başarısızlığı oldu. İki husus demiştim, onu da söyleyeyim, bitiriyorum. Bir diğer özellikle Yesevi Hazretleri'nin onun başarısı, muhatabın diliyle hitap etmekti. O bizim güzel Türkçemizle hitap etti. Talas'ta bizim atalarımız Türk Müslüman olmuşlardı. Ama İslam çok istenen ölçüde yayınlaşamamıştı. Bir devlet Müslüman oldu, Karahanlılar. Biraz daha ilme kazandı ama ne zaman ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri geldi, o Asya'nın bozkırlarındaki obalar halinde yaşayan atalarımıza onların sade dilleriyle birlikte hikmetlerle hitap etti. Onların gönüllerini fethetti. İslam dalga dalga yayılmıştı. Ama her zaman olduğu gibi bazı ön yargılı, dar görüşle bakan ilim adamları geldiler dediler ki hoca, devletin dili Farsça, dilin dili Arapça. Sen nasıl olur da Türkçe hikmet söylersin? Yesevi Hazretleri hoşgörü sahibi. Onlarla hiç dalaşmadı. Onlara Kur'an'ın diliyle, hikmetle cevap verdi. Dedi ki onlara, sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönüllerini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa anlarlar. Anlamını erenler başın eğip uyarlar. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçe. Değerli Yesevi dostları, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri kurucu atamız, günlerce anlatsak, konuşsak bitiremeyiz, ona olan borcumuzu ifade edemeyiz. Çünkü bugün Anadolu'da, Balkanlar'da Müslümanlık varsa, Türklük varsa ve rahatlıkla onun sayesindedir diyebiliriz. Ben burada sözü noktalamak istiyorum. Aramızda çok değerli devlet büyüklerimiz var, onlara katıldıkları için şükranlarımı arz ediyorum. 24 yıldan beri yoksullarla dayanışma hakkası faaliyetlerini yürüten değerli hocam Doktor İbrahim Ateş hocamıza teşekkür ediyorum. Özellikle bu saatte buraya gelen katılan değerli hocalarımıza, sevgili öğrencilerimize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Değerli konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda günün anısına plaket takdim töreni gerçekleştirilecek. Değerli konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Zülfikar Gülgör'e plaketlerini takdim etmek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu'yu sahneye arz ediyorum efendim. Yine konuşmalarından ötürü kıymetli yazarımız Doktor Hayati Bice'ye plaketlerini takdim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sayın İhsan Şener'i sahneye arz ediyorum efendim. Efendim bu anlamlı programı ev sahipliği yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İbrahim Usta'nı da sahneye davet etmek istiyorum. Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Başkanı Doktor İbrahim Ateş'in kıymetli büyüklerimize YOYAF İyilik Madalyası takdim töreni olacak. Kendilerini de sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun sahneye. Sayın Başsavcımız Halil Yılmaz büyüğümüzü de sahneye davet etmek istiyorum kıymetli alkışlarınızla. Çağrılardan biri de o idi. Bu güzide iyilik sever,
iyilik önderi büyüklerimizle bir araya gelmek bir birliktelik vesilesidir. Kendilerine vakfımızın hazırlamış olduğu iyilik madalyasını takdim etmekle YOYAV'la gönül birlikteliğini de sağlamış olduk. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum.